sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde aylardır süren seçim süreci bu akşam seçmenin sandığa gitmesiyle yanıtını buluyor. Trump mı, Clinton mı? Hangisi gelecek? Hangisi geldiğinde aslında Amerika'da ya da dünyada ne değişecek? Şevk Yılmaz hocamıza bunu kısmen de olsa yorumlatacağız. Bununla birlikte iç siyasette HDP'li milletvekillerine ve eş başkanlara yönelik gözaltı ve tutuklamalar yaşandı. Şevk Yılmaz hocamız bu stüdyoda yargı neyi bekliyor, bu terör sevicileri neden hala tutuklanmıyor diye soruyordu, dediği oldu. Yansımalarını ve bununla alakalı önemli yorumlarını hocamızdan alacağız. Bu akşama özel önemli bir konu başlığıyla Milli Dirilişte özel bir dosyamız var. Bu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir ilköğretim okulunda yaşanan skandalla alakalı. Nedir? Az sonra Milli Diriliş'te izleyeceksiniz. Ama önce Aslan Yuvası'na gidiyoruz. 15 Temmuz kanlı ve kahpe darbe girişiminde en büyük darbeyi alan özel harekat merkezine, Gölbaşı'na, Aslan Yuvası'na, Şehitler ve Kahramanlar Obası'na gidiyoruz. Şevk Yılmaz hocamız orayı hafta içinde ziyaret etmişti. Yansımaları nedir? Hocamız orada neler yaşadı? Milli Diriliş'te bu akşam hepsini hocamıza soracağız. Milli Diriliş başlıyor kıymetli izleyenler. Hocam, darbe girişimi 15 Temmuz akşamı ortaya çıkınca Ankara Emniyet Müdürlüğü tüm polisleri, merkezleri görev yerlerine çağırdı. Gölbaşı'nda özel harekat ekipleri, memurlarımız toplandılar. Genelkurmay o ara kuşatılmıştı darbecilerle. Jandarma Genel Komutanlığı kuşatılmıştı. Buralara nasıl bir müdahale yaparız diye planlama ve sistem üzerine çalışırlarken F-16'lardan iki ağır bombardımanla hocam 50'den fazla çok özel, bu vatan için çok dikkatle yetiştirilmiş vatanperver, kahraman polis memurlarımız, özel harekatçılarımızı şehit verdik orada. Siz Türkiye'yi geziyorsunuz, 15 Temmuz davasını anlatıyorsunuz ve Ankara'da hocam Polis Akademisi Başkanlığı'nda bir konferans verdiniz. Türkiye hepimizin. Geleceğin komiserlerine hitap ettiniz. Ve Gölbaşı'ndaki özel harekat merkezinin bombalandığı yere ziyarette bulunup taziyelerinizi ilettiniz. Hocam, gözlemleriniz nasıl? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kocaeli TV, Akit TV ve tüm izleyici kardeşlerime sizlere selam saygılarımı sunuyorum. Tabii ordumuz da polisimiz de bizim göz bebeğimizdir. Ordu millet el ele. Şimdi ona polisimizi de katacağız. Ordu millet polis el ele. Oldukça o milleti kimsenin yıkma şansı yok. Onun için hep bu üç müesseseyi birbirine düşman ettiler. Kasıtlı olarak 100 senedir. Milleti ordusundan, orduyu milletinden kopardılar. Eskiden subaylar, subay evleri ayrı değildi. Milletin dairelerinde otururlardı, beraber otururlardı. Komşuydular.
Sonra polis evleri dedi. Polis ayrıldı milletinden. Subay evleri dendi. Subaylarımız milletinden ayrıldı. Apayrı dünyanın insanları yapılmak istendi. Ve zaman zaman da paşalar değil, maşalar o çıktı bu müesseselerden. Mitinglerde de söyledik, paşalar bizim, maşalar onların. Bunların sayıları çok azdır. Ama emir komuta zinciri onlarda olduğu için az sayıyla çoklara hükmettiler. Ve sonunda da 15 Temmuz'da Allah'a şükürler olsun, yıllarca beklediğimiz ordu millet polis kaynaşmasını Allah sağladı. Ve ilk defa darbeye ordu içinden, polis içinden vatansever kadrolar karşı çıktılar. Sadece milletimizin tankların karşısına çıkması değil. O büyük bir olay. Milletimizin sokaklara dökülmesi onlara doping oldu. Heyecan oldu. Yoksa ordu kendi içinden hainlere uysaydı bu darbe hedefine kesinlikle varmış idi. Çünkü bunlar acımasızdır. Yani 30 milyonu öldürürler arzuları için, beyefendiler için, ağalar için. Yapmayacağı yok. Geçmişte bunu gördük. Dolayısıyla 15 Temmuz bir milat olarak ordu millet polis emniyet müntesiplerinin kaynaşmasını sağlamıştır. Tabii ordumuzun ve polisimizin direndiğinin fotoğraflarını demin söylediniz. Hem genelkurmaya saldırı vardır, hem özel harekete saldırı olmuştur ve Ankara Emniyet binası şu anda bile harabedir. Dilerim orayı müze yaparlar, o haliyle saklarlar. Biz de polis akademisinin davetlisi üzere geldik ve orada gerçekten de hayatımın unutamadığı bir sahne görüntüsüyle karşılaştım. Yani halkımızın sivil olanlarına defalarca konferans veriyoruz, devam ediyoruz. Yarın Adıyaman'daki, adı da Yaman, kendi de Yaman kardeşlerime, Perşembe günü de Antep'teki kardeşlerimize hitap edeceğiz. Ama sivil olmayan vatandaşlarımız, ki bunlar emniyet müntesipleri ve askeriye müntesipleri, ilk defa nereden nereye polis akademisinde binin üstünde genç adaylara hitap ettik. Emniyetin istihbaratın yıllarca tabii, ne diyor, ne yapıyor diye takip edip kontrol altına alıp aleyhinde dosyalar tabii hazırladığı Şevki Yılmaz ilk kez hocam binlerce, belki sayısını unuttuğunuz sayıda konferansa veriyorsunuz. Emniyet mensuplarına konferans verdiniz. Türkiye'nin biliyorsunuz. Bunun resimleri var arkadaşlarla, rica edelim. Askere giden arkadaşlarımız var. Avrupa'dan kısa dönem Burdur'a. Ne gösteriyorlar orada? Türkiye'nin... Ben anlatayım hocam. Siz Burdur'da anlatın. Gördünüz ben, şey. Gurbetçi olduğumuz için o dönemde dövizli askerlik yaptık. Bize verilen sunumlarda Avrupa'daki ve Türkiye'deki devlet düşmanlarından işte milli görüş listelerin başındaydı. Ve sizin isimleriniz geçiyordu. Şimdi kasetlerden, tabii kasetlerinizden alıntılar, ben izledim bizzat. Bakın ama şimdi hocam, nereden nereye, siz ülkemizi koruyan emniyet müdürlüğümüzün polis özel harekatına, bunlar tamamı, bu kardeşlerimizin tamamı komiser adayı ve siz konferans veriyorsunuz. Türkiye hepinizin konferansı. Türkiye'nin düşmanları diye İsrail'i tanıtacağına. Müslüman ülkelerini tanıtıyorlar yıllarca bu toplantılarda. Çünkü bu toplantıları CIA yönetirdi eskiden. CIA'nın yönetimindeydi. Direkt kendisi gelmez. Özel Harp Dairesi'nden görevler gelirdi. Hedef saptırma, milleti şaşırtma, ordumuza, polisimize, vatanseverleri, vatan düşman, vatan düşmanlarını vatansever gösterme taktikleriydi. Tilki kurnazlığı. Bu dönem tarihin çöp sepetine atıldı elhamdülillah. İlk defa gelin canlar bir olalım, ordu millet kaynaşalım
taş atana gül atalım, diş kütleri çatlatalım derdik konferanslarda. Hocam, evet, bütün konferanslarda. Şimdi elhamdülillah o söylediklerimiz bir gerçekleşiyor. Allah'a şükürler olsun. Bu konferans 1,5-2 saat sürdü hiç ayrılmadan. Türkiye dünü, bugünü, yarını aktarıldı. Onun arkasından da bahsettiğiniz özel harekat alanına gittik. Ziyaret ettiniz hocam. Görmek ayrı şey, duymak ayrı şey. Biz şimdi televizyonda izliyoruz ama görülürse gerçekten facianın, dehşetin büyüklüğü, 15 Temmuz'daki alçaklığın, ihanetin genişliği, boyutları daha iyi anlaşılıyor. O özel harekat caminin imamı da şehit olmuş. Müezziniyle orada konuştuk. O da yaralanmış, gazi olmuş. Evet, o yani. Evet. Onun önünde girişte 4 katlı bir bina yerle bir edilmiş. Harabe haline getirilmiş. Orada olan bütün emniyet müntesip kardeşlerim şehit oldu. Helikopterlerin şu alan mı hocam? Caminin olduğu yer burası. Evet, işte temel burası. Burada 4 katlı büyük bir bina vardı. Şu bomboş yani şu an. Tabii, yok. Tabii yok. O enkazı kaldırdılar. Ve helikopter alanına geçtik. Havaalanına. 7 tane görevli orada diri diri yakıldı. Yani yanarak şehit oldular. Zaten havaalanını kullanması haldeydim. Bunları ancak bu ülkeyi, bu vatanı, bu milleti sevmeyen ajanlar yapar. Ajanların aldattığı piyonlar yaptı. Kendini katlettiler, milletini katlettiler. Kendi ana babalarını katlettiler. Ama kendilerine yazık ettiler. Milletimiz bunlara prim vermedi, vermeyecek Allah'ın izniyle. Hocam bu konferans esnasında ya da sonrasında hani nasıl tepkiler aldınız dinleyicilerden? Salonun %90'ı ağlıyordu konferans sonunda. Hele şehitlik bölümünü anlatınca şehitliğin dereceleri, sevapları diye. Onları anlattık. Orada duygulandılar. Yani şehit olmak için hepsi sıradalar elhamdülillah. Moralleri yüksek yani, değil mi hocam? Orada da söyledik. Bir milletin mektebinde şehadet dersi oldukça o milletin esareti yoktur. Tekrar söylüyorum. Bir milletin mektebinde şehadet dersi oldukça o milletin esareti yoktur. Bizde esirlik haramdır. Bizim 1000 yıllık tarihimizde İslam'dan gelen inançla birleşen, idealimizde ya istiklal ya ölüm şiarı vardır. Örfümüzde de esaret olmaz, kabul etmeyiz. Zaten dinimiz kabul etmiyor Allah'tan başkasına köleliği. Her gün Fatiha'da İyyâke nâbudû bunun için okutuluyor. Esir olamazsın, köle olamazsın. Yalnız Allah'a kulsun. Kullara kul olmayacaksın. İşte bu ruh, bu diriliş 15 Temmuz'da gerçekleşti. 100 sene çalışsaydık biz bu halk, millet, ordu, emniyet kaynaşmasını sağlayamazdık ama bir bela bin nasihata yedir. Batılılar şimdi kara kara düşünüyor. Ne güzel bunların aralarını açmıştık. Çünkü o milletimiz anketlerde biliyorsunuz 28 Şubat sonrasında, bütün ihtilal sonralarında ordumuz olan itibar hep azalır. Güven azalıyordu, evet. Güven de azalıyordu. O askere gitmek istemiyordu insanlar. Ve milletimizde çok ilginçtir. 1 milyona yakın asker kaçağı vardı Türkiye'de. Gitmek istemiyor. Şimdi sıraya girdiler. Evet. Bak, özel harekat imtihanları için dün itibariyle 200 bini geçmiş. İşte hocam, ölüme gitme, ölüme koşma bölüğüne 200 bin aday. Bu milletten korkmayacak gavurlar Avrupa kimden korkacak? Alacak sayı da şu an 700 kişi hocam. 700 tabii. Kişiye o kadar talep oldu. Hatta sizin Twitter üzerinden bu konferansa ama bunu arttırması lazım. Artık belalardan hükümetin de ders çıkarması lazım. Sayı olarak 700 kişi ne demek 700 kişi? Yani, evet. Bizim çevremiz ateşle dolu. Biz bilhassa özel harekat çok vurucu bir kuvvet. Hocam özel hareket yani, özel hedef alıyor. Derhal bu 7000'e çıkarılması lazım. 28 Şubat cuntacıları özel harekatı tasfiye ettiler.
sayısını azalttılar, ilginçtir. Silahlarını aldılar. Doğru. Büyük silahlarını aldılar. Doğru. Neden? İhtilal yapmasınlar diye. Ya da ihtilale karşı durmasınlar tabii, diye. Tabii, özür dilerim. İhtilale karşı durmasınlar. İhtilali önlemesin diye. Çünkü askere karşı o zamanlar özel harekat biliyorsunuz rahmetli Özal'ın projesidir. Ve darbe yapacak maşalara karşı, ordumuza demeyelim, maşalara karşı tetikte bekleyen kuvvetlerdi bunlar. Bunu anladılar ve azaltmaya kalktılar. Ama elhamdülillah bu iktidar bunları en güçlü silahlarla donattı. Kah sınırlarımızdadır, kah sınır ötesindedir. Kah da başkentimizdedir. O dolayısıyla Allah güçlerine güç katsın. Hak ve adaletten ayırmasın. Amin. Zalimin karşısında mazlumun yanında nöbette olsunlar. Orada da söyledim konferansın başlangıcında. Dedemizin nöbetini unutmayın. Dedemizin nöbeti neydi? İstiklal Harbi'nde, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Osmanlı ordusu askerinin. Bunu bizzat bana o nöbeti tutan bir dedem anlattı. Rize'nin Çamlıhemşin köyünün Çamlıhemşin ilçesimizin Topluca köyünde. 100 yaşında vardı. Oğlum Şevki dedi. Bizim dönemde askerlik şuydu, askerlik nöbeti. Komutan sorardı gece gündüz. Hasan buyur komutanım. Niçin nöbettesin? Din-i devlet, mülkü millet muhafazası için. Rizaen lillah nöbetteyim efendim. İşte kardeşlerimize onu hatırlattım. Din-i devlet. Ne demek? U Arap Osmanlıca ve demek. Din ve devlet muhafazası için. Din, devlet yetmez. Yetmez. Mülkü millet. Din niçin lazım? Devlet niçin lazım? Mülkü millet için lazım. Millet olmayan, insan olmayan yerin ne kıymeti var ki? Mülkü millet ne demek? Milletin mülkü. Milletin mülkü nedir? Akıl mülktür, can mülktür, nefis mülktür. Efendim namus mülktür, can mülktür. İnançlar mülktür. Yani milletimizin aklı, malı, inancı, namusu uğrunda, namusun muhafazası için, devlet ve millet din muhafazası için nöbetliyim efendim. Şimdi askerimiz bu nöbetle büyütülmeli, yetiştirilmeli. Evet hocam. Böyle saçma saçma yeminleri bırakmak lazım öyle. Tanrımıza falan. Hamd olsun diye yemek dualarına kadar o bilerek yapıyorlardı çünkü onların hocam. İlahı Tanrı'ydı. Evet. Tanrı Allah değildir. Bir insana bilerek, bir insan bilerek Tanrı derse Allah'a şirke düşer, kafir olur. Tanrı ne demek? Orhun lügatında bir kelimedir bu. Türkler, dedelerimiz İslam'dan önce birçok dine taparlardı. Bunlar da sapık din. Bunlardan biri de Tangeri. Tanrı'nın aslı Tangeri demek. Tangeri sonradan yozlaşınca Türkçe Tangeri dedi. Tangeri derler ya. Hani güneşin doğduğu yer. Güneşin doğduğu, battığı yer. Evet. Tangeri. O güneşin battığı yere taparlarmış. Dolayısıyla Tanrı bir mekandır. Bir eşyadır. Bir nesnedir. Bir nesnedir. Nasıl ağaca ilah diyemezsen, güneşe ilah diyemezsen, Tangeri'ne de Tanrı dedin mi kafir olursun. Allah kastıyla. Onun için mahsus Tanrı'yı serbest bıraktı. Onların, o hainlerin, batıcı, zavallı hastaların inandığı Allah değil. Tanrı, Tangeri. Yani eski Şamanist dinini, Tanrısını ifade etmek istiyor. Yani medeniyetimizin kodlarıyla oynuyorlar hocam. Cenab-ı Hak ne diyor? Bizi Esma-ül Hüsna ile çağırın diyor. Leul Esma-ül Hüsna. Onun dışında isimlerle beni çağırmayın. Allah'ın ayeti var bu konu. 99 ismi içinde var mı Tanrı? Yok hocam. Yok. O halde o mahsus yemek dualarında Allah diyeni döverlerdi eskiden. Şimdi arkadaşlarımız Allah'ımıza hamdolsun dayak yedi asker yedek. Neden ya? Tanrı'nın için demedi. Onun için CHP, bu zındık milleti cehenneme hazırlama partisi döneminde minarelerden
Allah uludur, Allah büyüktür dedirtmiyor mahsus. Değil mi? Tanrı. Onun kastettiği, iman ettiği Allah değil. Onun iman ettiği Şamanizm'deki Tanrı. Sapık Tanrı. Ebu Cehillerin Tanrısı. Tangeri. Onun için Tanrı uludur, Tanrı uludur. Yoktur Tanrı'dan başka tapacak diye. Milletimizi minarelerden, Allah'tan başka ilahlara çağırdı zındıklar. Hepsi de yerle yeksan oldu. Kemalizm adı altında, laiklik adı Kemalizm altında. Kemalizm falan öyle bir şey yok. Hepsi maskeydi. Uydurma. İki gün sonra da 10 Kasım yani Gazi Paşa'nın ölüm yıl dönümü. O vesileyle tabii Türkiye gündeminde bakalım neler olacak. Hocam şimdi tabii bunlar hakikaten Türkiye'nin nereye geldiğinin çok önemli bir ifadesi. Siz burada sembol bir isim olduğunuz için emniyet bünyesinde böyle bir konferansla özel harekatla buluşmanız işte KEP'te yakışmış Akademi hocam. Akademi başkanıdır profesör hocamız. KEP'te yakışmış size. Genel sekreteri Ufuk Bey. Hepsi sağ olsun teşekkür ediyorum kendilerine. Hocam, evet. Önemli ki bunun aslında bilmiyoruz acaba video kaydı var mı? Yardımcısı değerli hocamızla. Sosyal medya üzerinden belki izlemek isteyen vatandaşlarımız olabilir. Kaseti inşallah YouTube'da yayınlanacak. İnşallah. Buradan da duyuralım yetkililer. İnşallah. Çünkü elimizde yok. Hocam. Hakik şimdi, bunu başarsın işte. İlk defa. Hakikaten 100 yıllık tarihimizin Akit TV'de önemli. Yayınlansın hocam. Buradan da yetkililere İnşallah. Duyuru yapmış olalım. İnşallah. Şimdi hocam kimisi var? Dini devlet, mülki millet, rıza emlillah nöbette canını vermeye hazır. Kimi de var? Bu devletin, bu dinin, bu mülki milletin düşmanlığını yapıyor. PKK terör örgütünden, DHKPC'ye, DAEŞ'e tamamı artık alfabede harf kalmadı sizin dediğiniz gibi. Bunların destekçisi HDP'ye yönelik bir operasyon yapıldı ve eş başkanlarla birlikte toplamda 10 milletvekili şu an gözaltına alındı, tutuklandılar. Ayağa kalktı tabii bir kısım, CHP başta olmak üzere. Siz buradan defaatle söylediniz, bu teröre destek verenler ne zaman siyasetten temizlenecek diye. Bunun aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın da bir çıkışı olmuştu. Onu bir izleyelim arkadaşlar. Kısaca hemen verelim onu. HDP'ye geçiyoruz kıymetli izleyenler. Vakitleri tasarruf edelim. Evet hocam, vakitlerini tasarruf ederek. Hüdapar'a bağlı, gönüllü 3-4 genç 7 Ekim tarihinde ellerinde bir listeyle, kurban dağıtılacak fakirler listesiyle arabaya poşetleri koydular. Diyarbakır sokaklarını gezip kurban eti dağıttılar. Yasin Börü hocam, Gaffar Okan, Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisiydi. İskanevler bölümüne geldiler. Bir şirazeden çıkmış bir kalabalık, bir şiddet eylemi yaparak bu gençlere saldırdı. Bu gençler canını bir binaya zor attılar. Üçüncü kata çıktılar. Annesi babası Yasin için kayıp duyurusunda bulundu. Çünkü ortalık karışmıştı. Yasin yok. Bir haber geldi. Dediler ki Yasin'e fiziksel olarak benzeyen bir naaş var. Bunu gelin tespit edin, bu Yasin mi diye. Hocam babası tanıyamadı Yasin'i. Üçüncü kattan atmışlar. Arabayla üzerinden geçmişler. Başını taşla yarmışlar. 20 bıçak yarası. Ve hocam akabinde yakılmış bu çocuk. 16 yaşında bu çocuk. Şimdi Kobane eylemleri diye Selahattin Demirtaş örgüt mensuplarını sokağa çağırmıştı. 30'dan fazla ilde şiddet sarmalı. Bütün Türkiye'ye yayılmış ve olaylar çıkmıştı. Onlarca insan öldürüldü o gün. Polislerden de, Kürt halkımızın Necip evlatlarından da. Şimdi bunun müsebbibi olanlar gözaltında ve tutuklandılar hocam. Şu anda demokrasi havarileri HDP'yi belirli bir noktaya taşıyarak özgürlük ve demokrasi nerede, insan hakları diye bağırıyorlar. Hocam Yasin'in annesi Yasin'i beninden teşhis edebildi. O kadar kötü hale getirmişlerdi bu çocuk ve nicelerini. Yasin'in hocam hakkı ne olacak? Ailesine tabii Allah sabır versin. Yasinlerimiz bizim bitmez. Bir Yasin gider, binler gelir. Yasin bir semboldür. Onu şehit eden canavarların Kürtlerle hiçbir ilgisi yok. Ermeniler onu şehit etti.
O gün o ordu Hristiyanlar, yine Anadolu'da vatandaşlarımızı tercih ederim. Bugün devletimiz yanında olan çok sayıda azınlık var memleketimizde. Yahudi azınlığı var. Geçen Akit'te bir tanesini dinledim Yahudi cemaatinden. Nasıl iktidarın, devletin yanında olduğunu, bu terörü nasıl lanetlediğini kendi dilinden dinledim. Yasin Böğürler hedef seçilen gençlerimizden biri. Şehit olmuş. Şefaatine Cenab-ı Hak ailesini, Aa. Sevenlerini nasip eylesin. Nail kılsın. Ama tabii bunların hesabını devletin sorması gerekiyor. Aslında doğudaki mustadaflar bunun hesabını çabuk sorar. Ama mutlaka onlar devletimize olan güvenlerinden, adliyeye hukuk olan güvenlerinden sabrı tercih ettiler. Daha evvel de değerli ilim adamını Diyarbakır'da şehit ettiler. Evet, hocam. Şu anda ani sordunda Allah onu gani gani ona rahmet etsin. 5000 terörist evin önüne geldi Diyarbakır'da. O kadar etkili bir alim ki evet. Sopalarla ismi aklıma gelmiyor benim hocam. Sopalarla efendim mecusi gibi, şamanist gibi ışıklarla, ateşlerle evini işgal ettiler. Önce. Meşalelerle geldiler. Meşalelerle. Fakat bir arabanın üstüne mi yere çıkıyor, onlara bir 10 dakika hitap ediyor. 10 dakika hitabında taşları, sopaları bırakıyorlar, alkışlarla ayrılıyorlar. Ben size bu dini öğreten hocanız değil miyim diye başlıyor. Onlar o zaman oyuna geldiklerini anlıyorlar. Bakıyor ki Özel Harp Dairesi bu kadar etkili bir hoca. PKK'nın ağına düşmüş insanları uyandırabilecek kabiliyeti var. Ve ertesi gün onu şehit ediyorlar Diyarbakır'da. Onun için... Baran... Evet. Neydi hocam? İsmi evet, tam aklıma gelmedi. Allah rahmet etsin. Gani gani rahmet etsin. Şimdi... Doğudaki bu alimlerin etkisi oldukça PKK her zaman yenilmeye mahkum. PKK bir plaka, her zaman söylüyorum. Buna Kürtçülük hastalığıyla kapılan kitleler var. Bu kitlelerin şu anda çoğu uyanıyor. Evet. Aytaç Baran hocam. Aytaç Baran, Allah rahmet sağ etsin. Sağ olsun Dejde arkadaşlar. Yani ben biraz cenazemiz var, onun için yorgun geldim şeyinize, halam. Rahmetlik oldu amca. Öyle mi hocam? Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Hani şimdi PKK bir plaka bugün, dün ÇKK şeydi, Asalay'dı. Bugün PKK. Bunu biz yıllarca söyledik. Hepsi Özel Harp Dairesi'nden yönetiliyor. Tek merkez. Bu daire hayatta olduğu sürece bu terör örgüleri bitmez Türkiye'de birinci. Bu gibi eylemleri Kürtler yapmaz. PKK'nın içinde de olsa. Yani PKK'nın ağına da düşmüş olan bir Kürt de olsa bu kadar gaddar ve zalim olmaz. Müslüman bir Kürt için konuşuyor. Ama onu tamamen ateist, şamanist, zerduş yapmışsa o artık anasını babasını kesecek canavarlaşmıştır. Onun için Doğulu devletine güvendiği zaman kendisi halleder. Bizzat Kürt halkı PKK'yı yok etmiştir. Değil mi hocam? Evet. Tabii. Şimdi mesela tabii. Bakın. Onun için dünkü Twitter'ımda, şey Facebook'umda tebrik ettim. Sizi tebrik ediyorum. Ey Müslüman Kürt halkı. Ne dediniz hocam? Yani halkın, devletin, milletin yanında. Milleti tercih ettiniz. Arabıyla, Acemiyle, Türküyle bir ümmeti tercih ettiniz. Ve 100 yıllık Siyonist oyunu bozdunuz Güneydoğu'da. Kürt kardeşler. Hem Güneydoğu'yu kendi arazilerinizi kurtardınız hem Türkiye'yi kurtardınız bu hareketin. Onun için tebrik ediyorum. Biji Erdoğan, Biji İslam yazmışsınız. Tabii. Arkadaşlar o tweet'i Biji bulsanız. Erdoğan, Biji Türk'ü Kürt'ü, Biji İslam ümmeti diye. Yani evet. Kürtçe Biji yaşasın demekmiş yani. Şimdi bunu halk görmüştür. Kepek kapat
deniyor, kapatmıyor. Sokağa çık diyor, çıkmıyor. Adam hapse getirilecek. O HADEF'in başındaki Demirtaş. Soysuz getirilecek. Gelin diyor, telefon ediyor, işte evimin önü sarıldı filan. 200-300 tane, o da belki Diyarbakır evet. Belediyesi'nde çalışan işçiler. Artık pilleri bitti yani. Tabanda destekleri kalmadı hocam. Ayakları kesildi elhamdülillah. Bunu milletimizin feraseti, basireti, hikmeti sağladı. Ama bu kararlılığı da ona güven veren iktidar sağlamıştır. Ama Financial Times tabii. Diyor ki hocam, Amerika'daki Selim Demirtaş için Kürt Obama diyor. Tamamen yalan. Yalan. Yani ne Apo Kürt'tür, ne bu Kürt'tür. Apo soyadı nereden verildi? Öcalan kimden Öcalıyor? Özel seçilmiş. Kürt halkından Öcalıyor. PKK kimi öldürüyor? Kimi size soruyor? Kürt halkını temelde. Kimin fabrikalarını yapıyor? Kimin hastanesini yapıyor? Kimin dozerini yapıyor? Havaalanlarını. Kimin yolunu tahrip ediyor? Kimin köprüsünü uçuruyor? Halkının. Neden? PKK'nın oradaki görevi can emniyetini, mal emniyeti, namus emniyetini ortadan kaldırarak Güneydoğu boşaltmak. Hedef bu. Güneydoğu boşalacak. Hı hı. Ondan sonra da İsrail'in o bölgeye rahat yerleşmesini sağlayacak. GAP projesi Kürtler Türkler için mi yapılmış? Yıllarca. Kimi GAP projenin kredi nereden verildi? İsrail'den araştırın. Ama Allah bize nasip etti. İsrail ben gelmeden Fırat, Dicle, Nil, Dicle arasını o Güneydoğu sulandırın diyorsun. Suyunu bile hazırlamış adam GAP projesi. Ama özel elhamdülillah evet. O niyetle başlayan bir GAP projesi bugün elhamdülillah oranın, o bölgenin altın çağı haline geliyor. Bütün bunları tahrip eden bir terör örgütü var Güneydoğu'da. Ve bu Güneydoğu'daki terör örgütü ateşi bütün Türkiye'yi sarmıştır. Rize'de de ateş var. Edirne'de de. Neden? O bölgeyi korumak da hepimizin görevidir. Kürdüyle, Türküyle. Cenazeler nereye gidiyor? Rize'ye, Edirne'ye. 80 vilayete. Kürdün askeri de, Kürdün yavrusu da askerimiz, polisimiz, o da şehit oluyor. Ayırmıyor ki bu fitne. Onun için elhamdülillah maçın sonuna gelindi. Ben bunu buradan söyleyeyim. Maçın sonuna geliyor mu? Tabii, tabii Allah'ın izniyle. Şimdi bu devletin bu manevrası tabii, ne demek? Tabii. Nasıl anlayalım? Şimdi terörün dış kaynakları kurutulduğu an iç kaynak kurur. Bir de terörün bataklığı kurutulması lazım. O bataklığı kurutacak müesseseler, her zaman söylüyorum. Milli Eğitim, Diyanet, Spor Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı. Hı-hı. Akıllı olacak. O bataklığı kurutacak materyalist, maddeci eğitimi tarihin çöp sepetine, inkarcı eğitimi tarihin çöp sepetine atacak. Kardeşliği işleyen, kardeşliği sağlayan, sevgiyi, barışı sağlayan bir eğitim sistemini hızlandıracak. Allah'a bağlılığı arttıracak, devlete bağlılığı arttıracak. Akılları başkasına ipotek ettirmeyecek bir eğitim seferberliği olursa terörün Allah'ın izniyle kökü kazınacak. Amerika'da seçimler niçin seçimlere ilgi yok? Şimdi ona neden ilgi yok? Soracaktım ben. He? Amerikan seçimleri. Neden? Çünkü Amerika'da başka ülke için nöbette olan HADEP gibi hain parti yok. Amerika'da başka ülke için nöbette olan CHP gibi bir parti yok. Yani başka ülkelerin çıkarları için. Çıkarları için nöbetti. Hiç konuşturmayın beni. O nöbet. Bunların köklerine bakın. Bunlar Batı için mandacılar, yani. Mandacı. Kim kurdu İngiliz muhabirleri cemiyeti? Kim kurdu? Tarihe bakın. Amerikan muhipleri cemiyeti. Muhip ya. Amerikan sevenler. Sevenler ama mandacılık. Mandacı. Savunuyor ya bunu. Biz diyor yedi düvelete karşı savaşamayız. Bir grup mason diyor ki İngiltere yakındır, onun eyaleti olalım. Avustralya, Kanada gibi olalım. Manda olmak bu mu hocam? Valilikle yönetelim. Yani biz vilayet tabii, olalım. Valilikle.
Bugün Avustralya, Kanada valiyle yönü İngiltere'ye tayin ediyor. Yok diyorlar, Amerika'ya bağlı olalım. İngiltere gelince çıkmaz diyorlar. Amerika iki tercih arasındalar. Ama Erzurum, Sivas, Amasya kongrelerinde karar, ki Sarıklı hocaların kararıdır bu orada. Esaret haramdır, mandacılık haramdır. Bunu görüşemezsiniz diyorlar. Ya isteyen ya ölüm kararı çıkıyor. Evet. Şimdi CHP'nin için yavru gayrimeşru çocuğu HDP'yi savunuyor. Şimdi kendi üretti memleketi. Yıllarca Kürtlere yaptığı zulümlerin ürünleri bunlar. Alevilere yaptığı zulümlerin ürünleri bunlar. Dersim katliamının ürünleri bunlar. Komünist örgütler nereden çıkıyor en çok? Söyler misin bana? Yani KHK bilmem ne. Nereden? Tunceli'de. Tunceli ve o yakın bölgeler, evet. O çocuklar ne kadar hasta. Allah onları tedavi etsin. Ya sen kimle savaşıyorsun ya? Sen deden, Dersim'deki Alevi deden, Alevi nenenin intikamını kimden alıyorsun? Onları kim katletti? Dersim'i Tunceli'ye kim çevirdi? Safında durduğun CHP. CHP'nin iktidarı. Evet. İnönü iktidarı. Dersim katliamına bak. 50 binin üstünde insan katlediliyor Dersim. Aynı tarihte Şeyh Şamil Rıza Doğu'da Şeyh Said isyanı diye. Evet. O değerli insan oyuna getirilerek katlettiriliyor 30 bin talebesi. Ve de yalan atıyorlar şimdi. Televizyonda izliyorum. Şeyh Said isyan olmasaydı Musul elden gitmezdi. Yalana bak. E neden peki o zaman Trabzon elden gitmedi? Neden Yozgat elden gitmedi? Yozgat isyanı diye bir şey uydurdunuz. Sivas isyanı diye uydurdunuz. Düzce isyanı dediniz. Bunları unutmadık. Neyi siz verdiniz kardeşim? Siz verdiniz. Ben şimdi öyle kanıma dokunuyor ki yani Musul'da işgal demek Edirne'de işgal demektir. Musul'da işgal demek Ankara'da işgal demektir. Ha Ankara'yı işgal etmiş IŞİD, YPD ve Amerikan güçleri. Ha Musul'u bizim şehrimiz. Onun ötesinde tabii her gördüğümüz yara bizi canımızı yakar. Yani Müslüman ülkelerdeki her işgal bizim şehirlerimizin işgali gibi. Ama misak-ı milli çerçevesinde. Misak-ı milli evet. Ne demek Türkçesi? Ne demek hocam misak-ı milli? Misak-ı milli yemin, yemin söz, yeminli söz demek. Anlaşma. Milli yemin. Milli yemin. Dini yemin. Türk dağaçı. Biz burayı vermeyeceğiz. Öleceğiz ama tabii, Musul bizim, Halep bizim. Bu sadece Musul değil işte evet. Türkiye'miz bunun için de. Türkiye'mizin bir şehri olarak bir o zaman Lozan'da bile Musul bizim. Şimdi ne diyorsunuz hocam? Bu Fırat Kalkanı operasyonu şu an Musul o bölgedeyiz. Alacağız mı Allah'ın izniyle? Yani iş o noktaya gidecek mi? Yani içimizdeki o dediğiniz ya ihanet merkezleri temizlendikçe devletin hareket kabiliyeti artacak ve devlet daha güçlü olacak. Tabii iç bünyede birliği sağlayan milletler dışa karşı daha dirençli olurlar. Onun için Türkiye ilk ittifakı sağlaması lazım. Hem mecliste, hem meclis dışı, hem ordu millet demin söyledim. Biz huzuru, emniyeti ülkemizde ne kadar sağlarsak, dıştaki sınırlarımızdaki oyunları o daha çabuk bozarız. Onun için Musul, Allah'ın izniyle Türkiye güçlendikçe sadece Musul değil, birçok mazlum coğrafya hürriyetine kavuşacak, özgürlüğüne kavuşacak. Şimdi Rakka'da Amerikan operasyonu başladı hocam pazar günü. Amerika oradaki PKK'nın Suriye koluyla bir terör örgütü olan DEAŞ'ı Rakka'dan çıkartmak için başka bir terör örgütüyle o operasyonu yapıyor. Yani dost düşman artık halkımız zaten vatandaşımız uyandı. Şu hale bakın hocam. Yani bunların içerisindeki komünist, Amerikan bir elçiliğinden biri ziyaretime gelmişti yıllar önce. Sizi mi hocam? Gelmişti. Ona öyle söyledim. Dedim ki siz hani çıkarlarınız devam ettiği sürede demokrasi putuna tapıyorsunuz. Fakat
demokrasi putu sizin karnınızı doyurmuyorsa darbe putunu tercih ediyorsunuz. Demokrasiyi Araplara niçin tercih tavsiye etmediniz ki dedim, madem iyiydi. Değil mi? Araplar hepsi kontrolünüzdedir. Krallık hep. Tabii neden oraya demokrasi vermedin Arabistan'a, Ürdün'e, evet, 30'a yakın falan Arap ülkesine? Krallıklarla orada hüküm sürdünüz. Müthiş cevabı var. Bizim çıkarlarımız bizim ölçümüzdür diyor. Çıkarlarımız puttur demek istiyor. Amerika'nın çıkarları dostudur. Bizim dostlarımız çıkarlarımıza uşaklık yapan demek istiyor. Onların dostu olmaz. Çıkarlar olur. Tabii. Çıkarı demokrasi ise bize demokrasi. Karısı kocasının dostu değil. Kocası karısının dostu değil. Senin dostun nasıl olsun? Avrupalı. Dost kim ya? Evet. Böyle papazlarla oturmuştuk. Ziyaretimize geldiler. Çölünde, Almanya'da. Milli Görüş'te. Rahmetli Akküner Bakan abimiz tercümandı. Oturduk masaya. 5-6 papaz. Size bir soru mu sordular hocam? Ayet okudu. Papaz. Evet. Dedi ki malini okuyor. Müminleri bırakarak kafirleri dost kabul etmeyin, Hristiyanları. Yahudileri ayet var mı dedi. Birbirimize baktık böyle. Hep müftü filan yönetim. Tam da can alıcı bir yerden soruyor. Allah rahmet etsin Osman İmakoğulları abi. Hepsi ilahiyatçı. Ali Yüksel hocamız olsun, Harun Aytaç hocamız, Allah rahmet etsin, Ahmet Arıkan hocamız, Mehmet Ali Cengiz Gil hocamız filan, Yüksel Aşağı, hepsi ilahiyat kökenli, kaliteli bir yönetim vardı. Görüşüm duayenleri. Evet. Ne diyelim dedik, yani yok desek yalan, okuyacak papaz ayeti. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin diye bir ayet. Bırakarak. Bir ayet var mı? Var mı? Var dedik. Dost muyuz değil miyiz dedi. Hadi bakalım. Herkes papaz soruyor. Baktı. Değilsiz dersen ne çağırdın buraya? Rabbim aklıma getirdi. Dedim müsaadenizle bu papaza, beyefendiye soruyla cevap vermek istiyorum. Tamam dedi. Sorun var dedim. Sizden biriniz Avrupalılar, Amerikalılar, turistler bizim Edirne'ye, Tunceli'ye, Rize'ye, köyümüze gelseler, şehrimize, mahallelerimize hiç para vermeden sizi yedirir, içirir, yatırır mıyız dedim. Tabii dedi. Türk misafirperver. Mesve. Peki şimdi bana cevap verir misin? Kendi vatanı için yapmadığını, Almanya, Avrupa için yapan, ömrünü Avrupa otobanlarında, fabrikalarında eskiten, Avrupa'nın kalkınması için uçağın koltuğunda gelip bagajında tabutla dönen, 3 milyon Müslümandan birine teşekkür için evinde ikram eden, kahve ısmarlayan içinizde çıktı mı dedim. Sorumu geri alıyorum. Türken Raus diyorlardı hocam. Türkler dışarı. Sorumu geri alıyorum dedi. İşte evet. Allah sizin dostluğunuzun çıkara dayandığını bildiği için bu ayeti indirdi. Evet hocam. Bu ayetin manası onların dostuna güvenmeyin. Onların dostu çıkardır. Hemen satarsın. Görmüyor musunuz şu İngiliz siyasetine, Amerikan siyasetine? Tabii Türkiye'de olan. Bir gün DAEŞ'i satıyor, öbür gün PYD'yi satıyor, öbür gün CHP'yi satıyor, öbür gün HDP'yi satıyor. Kullanmadı mı var? Tahterevalli gibi hocam. Tabii. Nerede şeyi varsa oraya. Ben hastanede yatıyorum. Almanya'da asık suratlı olur mu? Yaşlıları yaşlandı, nursuz olur bizim dedelerimiz. Yaşlandıkça nuru artar elhamdülillah. Bir baktım o nursuz dede oynamaya başladı. Kulaklık takmış, teyp dinliyor, şarkı aracı. Allah Allah, bugün bayram mıdır nedir merak ettim. Arkadaşı telefonla çağırdım, geldi. Tercümanlık yapar mısın? Yap diye çağırdım. Hı hı. Dedeye sor dedim, bugün hangi bayram ki? Böyle kaç gündür bir arada asık suratsın, hiç gülmüyordun. Neden gülüyorsun? Ne oldu da bu eğleniyor? Ne cevap verdi? Bugün dedi, torunum 18 yaşına girdi, maaşımdan kesemeyecek diye seviniyorum.
velayet hakkım üzerimden alındı. Dede torununun ve onun yüzünden maaşı kesecek diye seviniyor. Bu kafa mı PKK'yı, bu kafa mı Doğu'da HDP Kürdistan kurduracak? Böyle aptal, manyak, gavur var mı dünyada? Amerika'da, Avrupa'da hanımını bırakacak, villayı bırakacak, havuzu bırakacak, mümkün tatlı değil. Hayatı bırakacak. Ey gelecek, Kürt halkı, bizim için ölecek. Sizin için ben devlet kurmak evet. için, konu size devlet kurmak için ölmeye geldim. Bu böyle bir aptal gavur dünyada var mı? Olmadı, olmayacak sonra hocam. Sonra bir hatıram da ama. Hocam reklam çok arası ilginç. Verelim. Peki. Hatıralarınıza devam edelim. Evet kıymetli izleyenler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnancımızın sembolü başörtüsü nasıl aşağılandı? Birazdan milli dirilişte. Çocuklar üzerinden Cumhuriyeti kuran milli iradenin mukaddesatına alenen nasıl hakaret edildi? Az sonra milli dirilişte. Evet değerli izleyenler, Akit TV ve Kocaeli TV ekranlarında Şevki İlmaz hocamızla Milli Diriliş devam ediyor. Hocam mesajlar geliyor tabii bu arada yayın esnasında. İzleyicilerimizi hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere düşünce ve fikirlerinizi varsa sorularınızı hocamıza iletebilirsiniz. Cemal Kürklü izleyicimiz Allah razı olsun hocamdan milleti uyandırıyor. Hocamın hayranıyım demiş. Ferit Bey, rahmetli Menderes'in 300-500 özel harekatçısı olsaydı Allah bilir bu travmaları yaşamazdık belki diye yazmış. Hocam hayırlı akşamlar, ufuk açıcı yorumlarınızı beğenerek izliyoruz demiş Seyit Demirci izleyicimiz. Süheyla Hanım, ekranlarımıza ve evimize hoş geldiniz hocam demiş, izliyoruz diye not düşmüşler. Bu şekilde izleyici yorumları var hocam. Genelde takdir ve tebriklerini iletiyorlar. Soru genelde şu an için yok. Hocam bir hatıram var demiştiniz. Orada kalmıştı. İşte Avrupa'nın dostluğu kendi içinde yok. Yani bizim kurban bayramlarımız, bizim Ramazan bayramlarımız, bizim birbirimize ziyaretlerimiz orada yok. Yani bir amca oğlu bir amca kızına ziyarete gelecek. 18 yaşındaki çocuğunu mutfağa sokmuyor. 1979'da İlk defa gittim Almanya'ya, bayramda, Ramazan bayramında. Balık restoranta Köln'de yemek yiyoruz. Gençler dedi ki bu hanım ayrı ödeyecek, bu koca ayrı ödeyecek. Nasıl olur dedim ya, bir koca hanımına balık ısmarlamaz mı? Görürsün dedi. Hanım ayrı ödedi, erkek öyle. Bunlar mı bizim dostlarımız, bize çıkar sağlayacak? Bizi birbirine düşürtmekten başka ne alçaklıkları var. Hani derler ya çaylar Türk usulü mü olsun, Alman usulü mü? 83'te gençleri hacdan karşılamaya gittim Frankfurt havaalanında. Milli Görüş Hac Organizasyonu'ndan gelen. Orada dinimi bir kere daha sevdim, İslam dinini. 4-5 yaşında sarışın kız, elinde çiçek, yanında köpek, babasıyla Urlap'tan tatilden gelen anayı karşılıyor. Dedim herhalde ana ağlayacak. Ana ya. Kucaklayacak kızını. Öpecek öpecek sarılacak. Nerede? Kız tabii küçük. Kollarını kaldırdı. Anasına koştu. Kollar havada kaldı. Sadece sarışın kızının saçını okşadı. Yanındaki köpeğe bir sarıldı. Ana köpek de şaşırdı. Bu mu? Sevgi. Sevgi ayarı bozulunca tabii, hocam. Tabii. Tabii. Avrupalılar ay neden köpek evinde durduruyor? Evet herkesin ha? Hayvan sevgisi bizimkiler kızıyor bunlar nasıl ya köpekle yaşıyor, köpekle yatıyor, köpekle yiyor. Biz o konferanslarımızda gurbetçi uyarırdım. Sakın kızmayın, ders alın. Avrupalı, Amerikalı, Rusyalı, Çinli evine köpek getirmesin, intihar artar. Avrupa'da köpek intiharı ölmüyor. Neden? Hanımında bulamadığı, kocasında bulamadığı, çoluk çocuğunda, ana babasında, ailesinde bulamadığı vefayı, sadakati hayvanda buluyor. Hayvanda buluyor, yalnız kalmış. Evet. Nerede bizde akraba ziyareti, bizdeki şu güzellik, akraba ziyareti?
Bizim dinimiz İslam'da Kabe'yi ziyaretten daha üstündür akrabayı ziyaret. İstediğim hoca gelsin. Açın sorun. Sıla-i Rahim kadar kuvvetli bir farz bu dinde yoktur. Türkçesi nedir? Sıla-i Rahim. Ya, merhamet buluşması. Akraba ziyaretini Allah Sıla-i Rahim. Geçmiş devletlerin yıkılmasının ana başlığı Sıla-i Rahim'i kesmeleri. Açın Nisa'sı ilk ayetini okuyun. Ad kavminin de Semud. Şimdi belediyeleri buradan uyarıyorum. Bu nedir bu gökdelenler evler ya? Siz bu milletin sonunu hazırladığınızın farkında mısınız? Birbirinden kopuk apartmanlar, birbirini tanımayan komşular, kapıda güvenlik sistemleri. Yarın o evlerde köpekle oturacak onlar. Bir facia bunlar. Bizim mimar, imar sistemimizde bu yok ya. Bizim şehirleşme sistemimizin temelinde akraba bağı yatır. Akraba bağını koparacak her hareket terör hareketidir. PKK nasıl bela ise akraba bağını koparan her imar beladır. Bunun acılarını çok yakında İstanbul'da da yaşayacağız. İstanbul'da da. Avrupalılar Bülent Bey neden analar günü, babalar günü, dedeler günü, şey neneler günü yapar? Niçin? Sevgililer günü niçin yapar? Göremiyor çocuğunu, senede bir gün gelsin, göreyim diye analar günü. Anneler evden de içeri girmiyor, bahçede çiçeğini veriyor. Bay bay. Tüz. Arkadaşına gidiyor. Bu insanlar bu dertten, bu sıkıntıdan dolayı intihar ediyorlar. İsveç dünyanın en zengin ülkesidir. Dünyada en çok intihar olayları İsveç'tedir. İsveç parlamentosu 40 sene evvel intiharı yasal hale getirmiştir. Evet. Fakirler değil, zenginler. Kayadan aşağı atıp acı çekerek ölmesin diye devlet babasına dilekçe yazıyor İsveç'te. İsveç psikologları onun intiharını sohbetlerle önleyemezse baktı ki bu kararlı ölecek. Ona gün veriyor, öldürme günü veriyor. Acı çekmesin diye iğneyle öldürüyor. İşte Batı'nın geldiği nokta bu. Evet. Batı kültürel acımasız anlamda şey. Yozlaştı hocam, evet. Aile yok. Çöküyor aile şu an Batı. Evet. Onun için bizim onlara özenecek değil. Onların bize özenecek hareketi biz başlatmamız lazım. Biz güzel ahlakla o insanlara ne kadar örnek olursak bölük bölük İslam'a girerler. Bölük bölük. Onun için Türkiye'miz bütün bu oyunları bozacak mihenk noktada bir ülkedir. Ama biz geleceğimizi iyi hazırlamamız lazım. Her şeyimizde. Modern şehir, modern ne moderni? Mahvoldu gittik büyük şehirlerde. Ahlak çöküyor, komşuluk çöküyor, akrabalık çöküyor. Dinimiz olmasa yok olmuştu. Bizi ayakta tutan, değiştirilemeyecek dinimiz İslam'dır. Kurban diyor, bir araya. İşte kurban bayramı da rezalet olmuş. Şimdi parayı alan şımarıyor bizde. Efendim oteller full kurbanda. Oteller bayramlarda iflas etmeli bu ülkede. Neden evime kapımı kimseye açmayayım kaçayım? Öyle şey mi olur ya? Ramazan bayramı otel full. Nereye gidiyorsun? Neden kaçıyorsun? Senin evine gelmek, senin başka akrabanı, komşunu ziyaret etmek hem vallahi hem tallah hem billah farz hacı Beytullah'ı ziyaretten çok daha eftaldır. Genç ağlıyor. Hacer-i Esved'ini öpemedim filan. Düsseldorf'ta. Zemzem Hacer-i Esved cennetten çıkmış taş. Tavaf işaretidir. Hı hı. Hocam bana bir şey söyle. Hacım kabul oldu mu olmadı mı? Ağlıyor baktım. Ne söyleyeyim ona? Teselli etmek için dedim. Anam baban sağ mı yavrum? Sağ. Git anana Kayseri'ye, 3 Kayseri'liydi. Ananın ayağının altını öp. Vallahi, tallahi, billahi. Kabe'yi öpmekten milyar kere sevap. Milyar, ne milyar? Oh beni rahatlattın dedi. Hemen uçacağım. Babanın elini, yüzünü öp. Kabe. Neden? Kabe'nin ustası İbrahim Aleyhisselam. Sen ustası İbrahim Aleyhisselam olan taşı öpmedin diyorsun. Anansa, sense ustası Allah olan bina. Ana ya. Senin ilk kabrin, ilk toprak kabri, ilk kabrin nedir insanın?
Ana rahmi. Ana rahmi. Ne güzel yer. Analarına hakkı ödenir mi? Orada da babaların rahim var. Sıla-i rahim, rahim. Tabii. Değil mi? Ortak onun kavram için, var. Onun için iktidarımız milleti zenginleştirirken şımartmamalı. Dengeli bir zenginliği getirmesi manevi lazım. Kalkınma da aynı tabii, anda. Maddi ve manevi. Orantılı. Ya bunlar unutulmuş da 15 Temmuz'u yapanlar bunları yeniden elhamdülillah ya. Bu salak bunlar ya. Avrupalı ahmak ya. Bir darbe bizi deprem oldu. Bizi birbirine akraba, ana, teyze, komşu, vatan, millet. Artık ne Alevi, ne Sünni, ne Başacı, ne Başı. Herkes kardeş. Zelzelelerde öyle oluyor. Bakıyorsun zelzelede bütün camiler doluyor. Afetler, yani biz Allah'a dönmek için hep tokmak mı yiyeceğiz? Hep darbe mi yiyeceğiz? Hep zelzele mi olacak bu ülkede ya? Neden rahatlayınca Allah unutuluyor, ahiret unutuluyor? Geldi mi hocam diyor, şeyhime gidiyorum diyor, Avrupa'dan gelmiş. Git, anam baban sağ mı? Bir gün kaldım diyor, şeyhime 15 gün. Yazık olsun seni o şeyhine. Yazık olsun sana dedim. Sen nasıl şeyhe bağlandı ya? O şeyh olsa seni kovması lazım. Peygamberin varisi şeyh, ana babaya saygıyı kendinden önce öğretir. Nasıl olur ya, sen ana baban seni gurbette ağlamış, her gece oğlum gelecek. Oğlum gelecek, sen bir gece kalmışsın, 15 gün şeyhine gideceksin. Dini bilmeyen cahil. Bak Resulullah'ı dinle yavrum dedim. Uysül Karani peygamberi görmeden ümmet oluyor. Neden? Senin şeyhin Resulullah'tan üstün mü ya? Geliyor Yemen illerinde Veysel Karani. Yayan yoldan geldi Veysel Karani. Medine'ye koştu 3000 kilometreden ve 2000 kilometreden Veysel Karani. Dediler Allah Resulü vatan müdafası için savaşa gitti Romalılarla. Kim beklemez Resulullah Aleyhisselam'ı? Bülent kardeşim. Allah Resulü ya. Kesinlikle. Alemlerin rahmeti. Onun için yollara düştü hocam. Güllerin gülleri. Ayağının turabı olayım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Selam söyleyin bekleyemem. Niçin bekleyemezsin? He? Niçin bekleyemezsin? Anam, yaşlı anam var. Dedi ki çok durma. Hemen gel. Anasına koştu orada. Allah Resulüne Cebrail aleyhisselam Uveys'in geldiğini haber verdi. Uveys beni görmeden sahabe olmuştur. Uveys'in kokusunu alıyorum dedi değil mi hocam? Evet. Sen anana 2 gün kalacaksın, şeyhine 20 gün. Öyle din yok. Öyle İslam yok. Aklını Allah'a bağladıysan Ramazan bayramlarını evinde geçirirsin. Akrabanı ziyarette geçirirsin. Aklını nefsine, şehvetine bağlarsın. Her türlü felaketi, naneyi yersin. Aklımızı başımıza. Başımıza alacağız. Evet hocam burada... Yüzüstü sürünsün. Yüzüstü sürünsün. Yüzüstü sürünsün. Şaşırdı sahabe. Böyle hiç konuşmazdı Peygamberimiz hutbede. Kim ya Resulallah? Ana babası yanında. Her ikisi ve ikisinde biri ihtiyarladığında. Onların duasını almadan cenneti kaçıran evlata ben ne yapayım? Müjde geldi şimdi ya. Ne kadar günah çok olursa olsun o kızın, o oğlanın. Anası babası derse ki bu oğlandan, bu kızımdan razıyım, Allah cennet müjdesi verdi. Bunu da kaçıran yüzüstü sürüz. Bizim dinimiz bu. Resulullah da amin demişti değil mi? Biz de onun için analar günü, babalar günü, sevgiler günü yılda bir değil. Her an. Günde 5 defa, 5 vakit namazda. Ana babaya dua etmeden, analar gününü kutlamadan Allah en mühim dinin dileği namaz ibadetinden selam verdirtmiyor bize. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yevmiddin. Anama babama da merhamet eyle. Ya bu Avrupa'da bunlardan yoksun. Biz neden yönümüzü oraya çevireceğiz? Onun için PKK katlediyorsa ana merhametine yoksun olduğu için bu teröristler. Ana baba merhameti saygısı olan insan terörist olamaz katiyetle. Karınca ezem. Onun için her zaman konferanslarda diyor.
Kızına koca mı arıyorsun? Servetine, şöhretine, arabasına bak. Ahlakına bak. Merhametine bak. Köpeklere, kedilere merhameti varsa o damattan koca olur. Sana hayvan mı? O gelinden hanım olur diyorsun. O gelinden hayvan. Kuşlara, evet. Hayvanlara merhamet. Bir insanda merhamet varsa o ev cennettir ya. Avrupalı merhameti yok. Suyu kesilmiş. Merhamet suyu yok iyiliklerinde. Evet hocam. Neden? Toplumsal bir çöküşteler. Çünkü İslam dışında. Tabii inançları... İslam dışında merhamet ayarı yapacak bir rejim yok. Ne Kemalizm, ne kapitalizm, ne laisizm. Hiçbiri, her biri şeytan düzeni. Sadece bizi gaddar yapmak için, zalim yapmak için, hain yapmak için, sakat arabayı sağlam satacak alçak yapmak için, ticarette dürüstlüğümüzü ortadan kaldırmak için şeytanın iğneleri bu Kemalizm'de, laisizm'de, kapitalizm'de, sosyalizm'de. Allah'tan başka kulunu merhametli kim yapabilir? Ya. Ve ordumuzdaki o nöbet ruhu işte hocam. Tabii. Dini devlet, mülkü millet muhafazası işte, için. İşte din önde işte hocam. O yüzden bu, çünkü bu değer yargılarının tamamı evet. Bizim... hayatımızın merkezinde olan Kur'an ölçülerinden kaynaklanıyor. Sonra bir soru sordum, bunu unuttum. Önemli. Amerika, Papa'ya mı? Papa önemli. Bu soru önemli. Amerika'yı da ilgilendiriyor. Evet, Amerikan seçimleri nereye getirdik onu hocam? Şimdi, toplayın ne ucu kadar merak etmediğim için Amerikan seçimleri hiç önemli değil. Eyvallah hocam. Türkiye'de onu... milletimizin seçimi 15 Temmuz'du. Milletimiz seçimini yaptı. Ülkesine sahip çıktı. Amerika neyi seçerse seçsin. İTÜ Rütger var diyor. İş Türkiye'nin süper güç olmasına bağlı. Amerika'nın başına hangi haydut geçecek? Kancık mı gelecek, erkek haydut mu gelecek? Hiç önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin yönetimi milli mi olacak, yerli mi, yani yerli mi olacak, yabancı mı? Türkiye sahibini bulmuştur. Masonik zihniyetleri iktidardan kovmuştur milletimiz. Başkanlık sistemiyle de Amerika'nın ve süper güçlerin karşısına ben varım diyecek karar alacak referandum. İnşallah. Onun için efendim Clinton ne olacak, hiçbir değişiklik olmaz. Evet. Haydut gelirse daha çabuk kovboyluk yapacak, rezil olacak Amerika kamuoyunda. Evet. Ama öbürü çok sinsi bir yılan. Isırması çok acı olur. Clinton mu hocam? Tabii Clinton. Evet. O çok derinden gidiyor. Diğeri yani, açık ve aleni söylüyor. Güler yüzüyle birçok toplumda Amerika'nın değişen imajını yok etmek için geliyorlar. Düzeltmek için geliyorlar. Kadınla düzeltecekler bu makyajı. Anne merhameti geliyor. Anne merhametiyle. Evet. Yeni yani, dünyaya, yeni düzende. Geçen gün dedi işte o kancık namussuz. Ne dedi? Kürtleri silahlandıracağım diyor haydut. Ne demek? Türkiye'yi yok etmek için hocam. Gücün yetmez. Hiçbir şekilde yetmeyecek. Çünkü elhamdülillah. Bizim analarımız kararını verdi. Bizim analarımız seni boğar. Bir kaşığa boğar. Evet, eyvallah hocam. Allah razı olsun. O dediniz papaz mı? Papazlara dedim bir dakika. Hı hı. O toplantıda. Ben de bir soru soracağım. Buyur dediler. Cuma'nın adı nedir dedim İngilizce'de. Bu önemli bu. Parlamento duysun. Yeah. Freitag dedi. Freitag dedi Almanca. İngilizce nedir? Friday. Evet. Fransızca Fri. Hollandaca nedir? Freitag. Aynı. Yeah. Türkçesi ne? Boş gün. Boş gün. Serbest günü. Siz dediğim Cuma'ya boş gün dediniz. Pazarı boş aldınız. Neden sözünüze durmuyorsunuz? Şaşırdım bunlar. Çin'de de boş gündür Cuma, Çince'de. Fransızca'da boş gündür, Almanca'da, Rusça'da. Çünkü Hazreti Adem'den beri bütün peygamberlerin getirdiği İslam dininde Cuma Freitag'tır. Çünkü dini gündür, tabii, serbest gündür. Papazlara dedim, oradan bir tanesi dedi ortak şeriat. Papazın biri, dedi bizim tanrılardan birinin adı dedi, çok tanrıya taptı, Friday dedi. Öbür papaz dedi, ne yalan konuşuyorsun dedi, öyle bir tanrı yok dedi. Ben çünkü ona cevaben dedim, siz tanrıları reddettiniz, tek tanrıya, ilaha inanıyordunuz hani. Nasıl yani inkar ettiniz, tanrının ismini Cuma'ya verdiniz.
Öbürü dedi yalan konuşuyorsun, öyle bir tanrımız yok dedi. Ha şimdi beni iyi dinleyin. Tevrat'ta da İncil'de de cuma fırayı taktır dedim. Siz İncil'i değiştirirken cumanın ismini değiştirmeyi unuttunuz, açık veriyorsunuz. Yakalandınız. Tabii işte diriliş programı bunlar. Eyvallah hocam. Pazar dışarı çıktım. O 50-60 yaşlarındaki papaz tercüman çağırdı. Elimi tuttu, tebrik etti. Alnımdan öptü. Belki gizli Müslümandı. Tebrik ederim dedi. Çok büyük açığımızı yakaladım bugün dedi. Bütün peygamberlerde cuma fıraydır ama papazlar onu cumaya, pazara aldılar. İşte din adamlarına yetki verirseniz FETÖ gibi çok cinayetler işlenir din adına maalesef. Ama tabii bu hakikatleri söyleyecek ilim adamları hocam, düşünce adamları, i̇lim adamlarına gönül adamları. Bir şey demiyorum ben, film adamları. Eyvallah, gönül adamları da bu oyunu bozar hocam. Dini kullanan. Allah razı olsun. Hiç kusura bakmayın. Allah razı olsun. Peygamberlere gelen bütün İslam dini o devrin din adamları tarafından peygamberin hayatı, sünneti devre dışı bırakılarak başka dine dönmüştür. Evet. Hocam. Dün ilahiyat profesörleri zındık çıkıyor. Kur'an bize yeter diyor işte. Aynı papaz. Aynı kafa. Aynı haham kafası. Neden Kur'an'ı yaşanmayacak kitap haline getirip devre dışı bırakma? Siyonist oyun, masonların oyunu. Evet. Türkiye zaten bunun merkezi hocam. O yıllardır işte, bunlarla mücadele ettik evet. Biz. Siz kürsülerde tüm bu bak tür söylemleri olanlar. Pazar oldu. Bak biz, bize bir nazar oldu. Cumamız pazar. Pazar oldu. Hocam şimdi cumamızı pazara çevirmek isteyen zihniyet ve kafa yapısının Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet törenlerinde ortaya koyduğu bir ihanet var. Onu izleyeceğiz şimdi ama kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz hocam. Evet kıymetli izleyenler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramları törenlerinde Nilüfer ilçesinde bir ilköğretim okulunda bir tiyatro temsil olarak gösterildi. Çocukları kullandılar, dinimize alenen hakaret ettiler. Az sonra izleyeceğiz hep birlikte. İnancımızın sembolü başörtüsü nasıl aşağılandı? Birazdan milli dirilişte. Evet değerli izleyenler, Milli Diriliş Şevki Yılmaz hocamızın çarpıcı yorumlarıyla devam ediyor. Reklamlardan önce de arz ettiğimiz gibi bu akşamın önemli konu başlığı, özel dosyası az sonra izleyeceğimiz görüntüler. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir ilköğretim okulunda neler yaşandı hep birlikte izliyoruz.
Evet, kıymetli izleyenler, bu görüntülerde hocamızın programın başında ifade ettiği, ecdadımızın tuttuğu bir nöbetin mottosunu, sloganını anlatmıştı. Din ve devlet, mülkü millet için nöbetteyiz. Mülkü millet muhafazası. Mülkü millet muhafazası için nöbetteyiz. Bizi var eden değerler inancımız, kutsalımız, Kur'an ve sünnet ölçüsünde bizi var eden değerler. Şimdi bu izlediğimiz görüntülerde küçücük çocuklarımız bir temsili tiyatroya alet ediliyorlar. Gördüğünüz gibi müteddeyin... Biz İslam medeniyetini kovduk. Hocam, batı edeniyeti, alçaklığını ülkeye ilan ettik diye alçakça bir gösteri. Hem küçük kızları burada alet etmek son derece ahlaksızlık, şerefsizlik, namussuzluk. O çocukların günahını, o mazlum insanlar. Aynısını Rize töreninde yapmışlar. Evet. Yıllar önce belediye başkanıyken. Ruslarda memleketi kovmanın temsilen spiker demez mi? Yeni belediye başkanıyım Osman bir senelik. Rize'nin kurtuluşu 2 Mart. 2 Mart 1995'te hocam. 94. 94 mü? Pardon 95. 95. Doğru. Rize'nin 95. Kurtuluş törenleri yapılıyor. Kızı çarşafla çıkarmışlar oraya. Şimdi Rus düşmanı temsilen çarşafın açılması, yakılma, çiğnenmesi. Aynı mayolu kız çıkıyor bayraklı. Hı hı. Valiye döndüm. Rus ayısıyla anamın örtüsünün, hanımımın örtüsünün ne ilgisi var ya? Biz burada düşmanı, Rize'den kovuşunu kutluyoruz. İslam'ı kovuşunu kutlamıyoruz. Ben de şaşırdım filan dedi. Meğer her sene bütün şehir kutlamalarında bu gavurluk, bu imansızlık bu ülkede teşhir edilmiş bu mandacılar tarafından. Çünkü Müslümanlar iktidarda olmamış. Hükümette. Hükümet ayrı şey, iktidar hep bu Osmanlı Devleti'ni yıkan İttihat Terakki Sabahtay'ı dönmelerin linde olmuş. Onların gözüne girmek için ihanet yapma. Uşakları yoluyla. Şimdi vali inşallah soruşturma açmıştır bu okula. Evet. Eğer soruşturma atmasıyla hükümet bu valiyi derhal görevden alması lazım. Derhal. Merakla bekliyoruz. Milli Eğitim Müdürünü görevden alması lazım. Arşala titrer. Kendimize yapılan saldırılar karşısında tedbir alıyoruz da Allah'a ve Resulüne yapılan saldırılar karşısında susarsak Allah bizim belamızı vermez mi başka yolda? Allah buyuruyor ben değil. Fakat nezzele aleykum fil kitabi en izâ semi'tum âyâtillâhi yukferu biha ve yüstehzehu biha felâ tekudû me'a. Bir yerde oturuyorsunuz. Şu anda bir ultimaton size indiriyorum. Nisa suresi 140. Allah'ın talimatı. Orada Allah'ın ayetleriyle alay ediliyor. Örtüyle. İstihza ediliyor. İnkar ediliyor. Orada oturduğunuzu görmeyin. Protest edin kalkın. Ne karışırsın de, dersen inneküm ma. İnneküm mislum. Siz de onlar gibisiniz. İnne Allah'a camil münafıkine vel kafirine fi cehenneme cemil. Allah iki yüzlü inkarcılarla tek yüzlü inkarcıları cehennemde toplayacak. Başka ayetler de var. Bir kötülük gördüğünde elinle düzelt. Yetmiyorsa dilinle, yetmiyorsa kalbinle buz et. Şu hale bak, ben önce bunu özel okul zannettim. Sonra devletin okulu ve AK Partisi iktidarında bu ihanet AK Partisi'ne, iktidarına, milletimize yapılan bir suikasttır. Bursa'daki yapılan tören. Burada kimse seyirci kalamaz, kusura bakma. Herkes imtihan olur. Bize saldırılınca kıyamet kopacak. Kıyamet koparacağız. Yine Allah'a, peygambere saldırıyor Müslümanlar. Sağımıza, mukaddesatımıza, örtümüze tabii, burada aşağılama var hocam. Hadep alçaklarının, şu FETÖ denen namusun şerefsizin oy verin dediği Hadep alçaklarının Diyarbakır caddelerinde panolara peygamberimizi cadıya benzetip eline küçük bir kız çocuğunu tecavüzcü diye gösteren alçak, şerefsiz, namussuz o Hadep fotoğrafıyla şu cinayetin arasında hiçbir fark yoktur. Kanıma dokundu ya. İngilizler Bursa'yı Yunanlar işgal ettiğinde bunu yapabildiler mi Bursa'ya, Türkiye'ye? Biz İstiklal Harbi'ni için yaptık. 1911'de Bulgarlar Edirne'yi işgal ettiğinde şimdi TRT'miz Müslüman kahraman kadınları gösteriyor ya bu gece. Nerede o kadınların örtüleri, burada dalga geçiliyor. Kızımın ne diyor şair? Kızımın örtüsü batmakta rezilin gözünü.
kızımın örtüsü batmakta rezilin gözüne, acırım tükürüğü billah tükürsem yüzüne. Şu okul müdüresi, müdür kimse, bu ajan adam. Ya FETÖ'cüdür, bakın araştırın. Neden Türkiye yolunu bulmuş, diş düşman, iş düşmanla boğuşurken yeni bir ihanet düşman oluşturmaya kalkıyor. Gerginlik oluşturuyor. Şunu bilerek alkışlayan kafir olur. Bilerek cehennem ebedi boydur. Sessiz kalmak imanın en zayıf tarafıdır. Sivil toplum örgütlerine sesleniyorum Bursa'da. Hepiniz Allah'a hesap veremezsiniz. Bu kadına dava açacaksınız, bu idareye, bu öğretmenlere. Bunlar suç. Eskiden 9 yaşında, 8 yaşında çocuklar Kur'an öğrenirse, Anason M hükümeti Kur'an öğreten imama, Allah'ın kitabı, anayasamız, Kur'an'ı, ana hayat yasamız, anayasamız, Kur'an'ı öğreten imama 3 yıl ceza getirdi. Tayyip Erdoğan kardeşim bu cezayı kaldırdı, tersine çevirdi. Bu ceza şu, meclisten çıktı. Ne yazıyor kanunda? Bundan sonra dinle alay eden, milletin inancıyla alay eden, örtülü birini daireden kovan, okuldan kovan veya dersten çıkaran kişiye 3 yıl ceza getirdi. Bunun için uygulanmayacak. Ben sonucu bilmiyorum, takip edeceğim. Takip ediyoruz hocam. Takip etmeye mecburuz. Akit TV bunu böyle buharlaştıramaz. Gidecek valiyle Akit TV röportaj edecek. Sadece Akit TV değil, bu çizgideki bütün televizyonlarımız, Beyaz TV'den tutun, efendim diğer efendim dinine değer veren tüm kanallar, bütün kanallarda evet. Allah ve Resulünün sevgisi varsa, bu vatandaki yatan kefensiz şehitlerin sevgisi varsa, şu töreni yapanların hesabı görülmeli. Bunlara ceza verilecek. 15 Temmuz'da özel harekatta kaç kişi getirdi? Ne için öldü yazık hocam? Günah. Aynısını Rize'de oldu. Hocam, orada konuştum. Bilmiyorum evet, kaseti. Hocam onu hazırladık biz. Aynı olay 94 yılında Rize'nin kurtuluş törenlerinde yapılıyor. Hem de bu AK Parti iktidarında Tayyip Erdoğan kardeşimin cumhurbaşkanlığı. Evet. Buna rağmen buna nasıl Bursa'nın bakan kardeşim herhalde duymadı. Ben kendim ulaştıracağım. Çünkü çok inançlı, çok sevdiğim çalışma bakanımız. Herhalde buna seyirci kalamam. Efendim bazıları tweet atmış. Gerizekalılar hocam. Ya bu bunları gündeme getirmesen de düşmanı uyandırmasak. Ahmak, düşman ne zaman uyudu ki düşmanı uyandıracağız? Sen uyuyorsun. 100 yıldır uyuyan bizdik. Evet. Bizim bu konuşmalar düşmanı uyandırmadı. Düşman karşısında uyuyanı uyandırdı. Hiç kusura bakma. Ne demişsiniz hocam, bir bakalım mı? Evet kıymetli izleyenler. O konuşmadan sonra biz idamla yargılandık. Bu görüntülerin aynısı yıllar önce Rize'nin kurtuluş törenlerinde yaşandı. Başörtülü bir annemiz, temsilen bir kadın getirildi, örtüsü kaldırıldı ve Şevki Yılmaz orada bu tiyatroyu izledikten sonra kürsüye çıktı, belediye konuşma yaptı. Belediye başkanı iken devlet resmi erkanının törenler olduğu mekanda bakalım neler söyledi. Saygıdeğer misafirler, kıymetli basın mensupları. Bugün burada Karadeniz'imizin incisi, yeşil Rize'mizin alçak düşman işgalinden kurtuluşunun 77. yılını birlikte yaşamakta, birlikte kutlamaktayız. Şehrimizi, ülkemizi işgal eden düşman kuvvetlerine karşı, bilhassa Karadeniz'imizi işgal edenlerin Moskov ayısına karşı düzenli bir ordu olmamasına rağmen İpsiz Recep'lerin kalbindeki imanla, kalbindeki vatan sevgisiyle, kalbindeki milli marş heyecanıyla, bayrak sevgisiyle düşmana karşı amansız bir mücadele yaptılar. Dinin muhafazası için savaşan bir millet, vatanın muhafazası için savaşan bir millet, şimdi bayrak
bayramında örtüyü burada açıyor. Çok kanına dokundu. Rus askeri bu meydanda benim nenemin örtüsünü açamamıştır. Ve hiçbir zamanda örtü mücadelesi, örtü açma mücadelesi bu soy meydanda yapılmamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın anası Zübeyde Hanım'ın örtüsünü, hanımın Atika Hanım'ın örtüsünü bu meydanda açmakta Nize'nin bayramı kutlanamaz. Kutlanmasına mümkün değildir. İşte ben bu olayı ve bu hadiseyi burada protesto ediyorum. Hiçbir Mustafa Yeşil'e benim nenemin örtüsünü elimiz atamamış. Allah rahmet eylesin. Rus ayısı Kamboz'a geldiği zaman baltayı elime aldım diyor örtümü vermemek için. O günleri yaşayan bir babaannenin torunuyum. Rus şehitlerin kurtuluşunda milletin imanına dokunuyor. Kalbimizdeki imanla mevcuttur diyor. Ve aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor. Ruhlar Evet hocam, dahili bedbahlardan kurtuluşumuza da vesile olsun diyorsunuz yani, ama bu bedbahlar, işte. Bu bedbahların varlığı işte buradaki 29 Ekim Cumhuriyet törenlerinde olduğu gibi ortaya çıkıyor. Bursa'dakiler provoke. Bu törenden sonra 70-80 yaşında iki tane CHP'li dede belediyeye geldi ağlayarak. Belki de daha fazla yaşlı. Gözü yaşlı. Dedi ne yol ya ne park ya bundan sonra. Senden hiçbir belediye hizmeti beklemiyoruz. Biz 70 sene, 60 sene bu törenlere katılırız. Alkışladık hocam. 60 sene aynı çarşafı gördük. Bunun gavur temsili olduğunu anlamazdık. Bugün namusumuzu kurtardın oğlum diyor. Artık CHP, MHP rozetlerini yırttı bu hainleri. Ertesi gün o baş açılan kız geldi. Özel kalem müdürü. Şu. Evet. Yani sabah kadar temsili... ağlamış bizim konuşmadan sonra. Ben neye temsil etmişim? Neye alet olmuşum? Neye alet oldum? Örtünmeye karar verdim dedi. Hocam Allah bana başörtüsü ve... Şimdi de o küçücük kızlara hocam alet ediyorlar. Pardüsü alır mı dedi. Gittik kaldırdık. Ve o gün Türkiye ayağa kalktı. Bütün ürtücü. Aslında bu bütün televizyonlar var. ATV rica ediyorum yani arşivden. Bu kasetin aslı o gece... Tüm dünyayı duydu. Ne oldu biliyor musunuz? Millet uyanır diye biz o konuşmadan sonra ertesi sene ve şimdi inşallah kıyamete kadar tüm Türkiye'nin şehir kutlamalarında bu şerefsiz, bu ahlaksız gösteriler kaldırıldı. Millet uyanmasın diye. Evet, bu bir konuşmadan sonra mı? Hayrın yoluna sebep oldu. Davalar açıldı. İdamla yargılandım. Vatan özeti çektim. Evet, 7 yıl. 7 yıl canım feda olsun bu din vatan için. Ama şu anda sevinçlerimizi kursaklarda bırakan hainlere, AK Partisi'ndeki AKP'lilere izin vermeyin. Allah aşkına. İktidara da yalvarıyor. Onlar affedilecek sahneler değil. Bursa bilhassa. Onun ceza hukuku yoldan başka bir şey yok. Adliyede hesap sorulmaz. Bu Bursa savcısı, bazı savcısı ne yapıyor ki? Yani illa dilekçe mi vermek lazım? Şu görüntü ihbardır. Bu gece değil, yarın başsavcı bu görüntüden dolayı bu görevleri Cumhurbaşkanımızın başbakanken meclisten çıkarttığı dinle alay, örtüyle alay, inançla alay yapanlara 3 yıl ceza kanunu bunlara uygulaması lazım. Bunu bekliyoruz hocam, evet. Bakıyoruz kamuoyunda nasıl bir devam edecek süreç. Hocam son dakikalara girdik programla alakalı. Tabii en baştan itibaren baktığımızda özel harekat merkezine gittiniz. Orada konferans verdiniz komiser adaylarına.
orada bu mukaddesat için canını vermiş, insanların olduğu yerdeki o ihanetin o yapıldığı yeri ziyaret ettiniz hocam. O bombardıman yapılmış şehitlerin yani kokusu sözünü, belki oradaydı hocam. Geçeyim. Denizli'de Diyanet işlerinin, milli eğitimin değil bir normal bir vakfın pardon, toplantısında sevgili peygamberimizi anma gecesi yapıldı. O geceye öğrenciler çıkmış. Sana ne gece öğrenci, senin değil ki. Velilerin çocukları peygamberimize selavat-ı selife getirdiler. Türkiye ayağa kalktı bu alçak şerefsiz malum maddacı medya. İrtica. İl milli eğitimini görevden aldı. İlçe milli eğitimi görevden aldı. 28 Şubat okul müdürleri mi? Görevden alındı. Neden sevgili peygamberimizi anladığı anma için. Günü yapıldı diye. Ne işini göreceğiz bakacağız tabii. Hı hı. Göreceğiz bakacağız. Hocam. Başbakanımız da çok duyarlı. Adalet Bakanımız da çok duyarlı. AK Parti, AKP'liler hariç AK Parti içindeki. Hocam, kardeşlerim duyarlı, bunun hesabı sorulmalı. Çok son günlerde AKP'liler ifadesini çok kullanıyorsunuz. Bununla alakalı önümüzdeki programlarda size soracağım. Tabii, çok önemli. AKP'liler ne demek, önemli. AK Partililer ne demek? Paraşüt ekibi biz onları hocam, yıllarca söylüyoruz. Şimdi çok yoğun mesajlar geldi ama hiçbirini okuma şansımız yok. Ahmet Can Polat'tan Nevzat Çalık'a, İbrahim Doğru'ya, İlhan Yüksel'e, Recep Bilir'e, Duran Öztürk'e, Ali Evens'e, Evrens, Adem Tancan, Remzi Kandaz, Betül Yavuz, İsmail İlhan, Faruk Veyiz, Bilal Mert, İskender Kaya vesaire bir sürü böyle aşağı doğru arkam bir isim listesi ve mesajlar var. İzleyicilerimizden özür dileyerek de ama asıl bu gece önümüzdeki bu günlerde, gece bizim Sivas mağdurlarını konuşmamız lazım. Hocam haftaya bu gece biz Mustadaf mağdurları, hı-hı, PKK asker polis katillerine kaç defa pişmanlık yasası çıkarıldı. Hem geçmiş iktidarlarda Anasol M dahil buna. Neden bu çocuklar bir tek insan yakmadığı halde müebbet hapiste? 28 Şubat döneminin mağdur şu an zindanlarda 700 mazlum ya var hocam. AK Partisi ne yapmak istiyor? Haftaya bunu Adalet hocam, konuşalım. Bakanı kardeşim buna artık neşte vurması lazım. Ben Türkiye'yi biz geziyoruz. Bak yarın Adıyaman, öbür gün Antep, daha her hafta. Bir doğuda bu kardeşlerimizin aileleri gözü yaşlı. Neden bunlara af yasası? Ne af? Bunlara da pişmanlık yasasıyla çıkarılması lazım. Selam davası tamamen FETÖ'nün uydurduğu bir tuzak. Hepsi Selam çıktı davasından hocam. Bir sürü mağdur kardeşim hepsi var. Hepsi ortaya çıktı. Evet. Bunları haftaya konuşalım. Haftaya hocam bununla alakalı bir dosya hazırlıyoruz. Haftaya konuşalım. İnşallah. Artık harekete geçsin STK'lar. İktidara destek verelim kardeşim. Alevi kardeşlerim bilsin ki tek bir Alevi, Sünni bir Müslüman yakamaz. Fare yakamaz. Hem vallahi hem tallahi Sivas'taki oteli yakan adam sokaktadır bugün. Bunu biliyorlar. Şok açıklamaları. Bunları... O Sivas katliamını yapan sokaktadır. Orada onlar garipler, bir olayı protesto etmiş. İçerideler. Bir Müslüman yakabilir mi? Evet, Nadas haram. Nadas. Haftaya konuşalım. Konuşalım hocam. Tarlaları yakmak dinimizde haram ya. Neden yakmak haram? Şimdi cahil köylü yapıyor. Yılan olur, karınca başka, olur diye. Evet. Hayvanların yanmasına yasak koyan bir din insanların yanmasına izin verir mi? Bunları konuşalım ya. Adam İstanbul'da, Sivas'ta değil, hala müebbet hapis. Bunların daha, öncüsü sesi kim olacak? Daha nicelere var hocam. Milli Diriliş Fitne yangını, sesi olacak hocam. Bir vaktim bitti. Böyle bu programı ya değiştirin, bir iki saatlik yapın. Millete diriliş mesajları verilmesi lazım. Yani önü açık olması gerekiyor bu program. Sorular vatandaş bakın sesiyle hocam, gelsin. Sorulara bile cevap bulamıyoruz. Şimdi gibi. Bu memlekette bu mağdurları yeniden gündeme getirmeye mecburuz. Bunların dışarı çıkması lazım, gündem değil. Çünkü o devrin FETÖ hakimlerince cezalandırıldı. Bilerek yapıldı. Kasıtlı yani. Olarak. Evet hocam. Ve ulusçu. Bilerek Türkiye'de maalesef Sünni düşmanlar üretilerek bu çocukların vatan sevgisi, bayrak sevgisi, din sevgisi neyse bu mahkumların, Cumhurbaşkanımızdaki sevgi aynıdır, Başbakan'daki sevgi aynı, bizdeki sevgi aynıdır. Neden cezaevindeler bunlar? Allah'tan korkmak lazım. Eyvallah hocam. Fahri imamları konuşalım. Nasıl bu yangın sönecek kardeşim ya? Zaten 3500 FETÖ'cü hoca atmışsınız.
alımlar olacak mı nedir süreç? Bu görevler gelmeden fitne yangını üfleyerek sönmez kardeşim. Evet, her zaman yangın üfleyerek sönmez, söndürülemez. Yangın suyla söner. Su sohbettir. Su nasihattır. Su ilimdir. Sen Diyanet'te vaaz kadrolarını artıracaksın. Kur'an kursu. Diyanet buna hazır. Maliye Bakanı ile ekonomiden sorumlu bakan. Kardeşim cimrilik yapmayacak. Yangın sönmek için cimrilik olmaz. Suyun cimriliği olmaz. İtfaiyenin cimriliği olmaz. Bu itfaiye teşkilatları, milli eğitim, Diyanet itfaiye teşkilatları. Din iman yangınına su taşıyor hocam. Şu Fahri hocalar. Evet. Ve vekil imamlar. Defaatle bir an önce, konuştuk hocam. Defaatle kardeşim, konuştuk. Kardeşim defalarca burada. Biz de yazıyor. Sadece evet. Konuşmuyoruz. Hı hı. Anlatıyoruz. Yazdım. Diyanet